Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Filistin, İsrail'e resmini çekti. Haniye yaptığı ateşkes açıklamasıyla beraber İsrail resmen başını öne tekrardan eğdirmiş oldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'le beraber olası bir ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'la beraber Doha'da görüştü. Hamas'ın kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu ifade eden Haniye, İsrail'in saldırısının devam ettiği sürece müzakere yapılmayacağını da aktardı. Savaştaki son duruma değinen Haniye, İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin hareketini yenebileceklerini düşünmesine rağmen Hamas'ın İsrail'e ağır kayıplar verdirdiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de görüşmeden hemen sonra detaylara ilişkin açıklamalar yaptı. Kenani ikili görüşmesinin açıklamasında şöyle konuştu. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve sahadaki durum ele alındı. Haniye Gazze'deki durum hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Bu görüşmede Hamas'ın askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik. Haniye ayrıca direniş hareketinin Hamas'ın kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu ancak Siyonist rejimin saldırı devam ettiği sürece müzakere yapmayacaklarını açıkça belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugayları İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hiçbir zaman İsrail'e karşı alttan almayan İzzettin el-Kassam Tugaylarımız İsrail'i zor bir duruma sokarak bütün dünyanın gözü önünde rezil etti, etmeye de devam edecektir. Ancak açıklama yapan Haniye ateşkese her daim hazır olduğumuzu ve hiçbir zaman savaşın devam etmemesi gerektiğini bizler bu düşüncede olmadığımızı bir kez daha ortaya koymuş oldu. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.